Simcek'ten herkese merhaba arkadaşlar, ben Ceyhun. Arkadaşlar bugün anime karakteri yaratmayı göreceğiz. Arkadaşlar anime karakteri yaratırken ilk olarak şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Kafa yapısını yaratırken şöyle bir yuvarlak yapıyoruz. Düz bir yuvarlak. Daha sonra tam ortasından bir çizgi. Arkadaşlar çeneyi uzun yapmayacağız yani. Animelerin çenesi biraz kısa olduğu için arkadaşlar çeneyi şurada bir yerde bitirebiliriz. Daha sonra buradan yuvarlağın yan kısmına doğru çizik atıyoruz, yani birleştiriyoruz. Arkadaşlar çene çok üçgen olduğu için biraz çenenin köşelerini yapacağım. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra şu yuvarlağımın buradaki tam kesiştiği çizgiye burnumu yerleştireceğim. Biraz altına ağzını. Daha sonra arkadaşlar şu kısma da gözlerimi yerleştiriyorum. Daha sonra arkadaşlar saçlarımı yapacağım. Arkadaşlar gözleri, burnu, ağzı arkadaşlar neden yapmadım? Şu şekilde arkadaşlar ben buraya birkaç tane göz, burun, ağız ve saç arkadaşlar örnekleri vereceğim. Siz de oradan bakarak bunlara yerleştirebilirsiniz. İsterseniz kağıt kalemimizi alın ve hep beraber başlayalım. Şuraya bir göz yazalım. Ve göz çizimlerimizi alta sıralayalım. İlk olarak şöyle bir çizik atacağız. Aynen şöyle. Arkadaşlar şu şekilde şey yapabiliriz. Hani eğer biz anime karakterimizi kız yapacaksak gözlere kirpik yapabiliriz. Ama arkadaşlar eğer gözlere kirpik yapmazsak da erkek olarak belli edebiliriz karakterimizin. Gayet başarılı olduğuna inanıyorum. Zaten arkadaşlar anime basit olduğu için çok fazla uğraşmaya gerek yok bu çizimlerde. Daha sonra gözlerini kapatmış bir şekilde yapalım, basit bir şekilde. Aynen arkadaşlar gözlerini kapatıyor. Daha sonra şaşırmış bir göz yapalım. Aynen bu şekilde. Bir de düz bakan bir şey yapacağız. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Bunları 1, 2, 3 ve 4 diye sıralandıracağım. Şimdi arkadaşlar gelelim burun çizimine. Yine arkadaşlar şöyle bir düz bir burun yapacağım. Biraz keskin yaptım. Daha sonra ufak minik bir burun. Daha sonra arkadaşlar burnumu yine buna benzer yapacağım ama arkadaşlar bunun altını biraz daha uzatacağım. Yani biraz keskin yapmayacağım. Aynen şöyle. Şöyle ufak bir burun ama bu burun da gölgesi olsun. Aynen şu şekilde arkadaşlar. Zaten bunlarda pek bir şey yapamayız ama bir de ben son olarak şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sadece delikleri gözüken bir burun. Bunu da sıralandıralım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Gelelim ağza. Ben ağza şöyle bir gülen bir ağız yapalım. Tabi dişleri gözüküyor. Ağzı açık bir ağız. Yani bağıran bir ağız. Yapalım. Dili de gözüküyor. Çok güzel. Düz bir ağız. Ufak düz ama ufak böyle sırıtan bir ağız yapacağım şimdi. Böyle değişik bir şey olacak. Şimdi yine bağıran ama bu sefer ağzımızı yandan görelim. Bu sefer de dişlerimiz olmasın. Bunda da üzülen böyle huysuz bir ağız yapalım. Der gibi. Yine bunu sıralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sefer 6 tane olmuş. Her seferinde daha fazla arttırıyoruz galiba.
Az yaptık arkadaşlar. Şimdi geldik kaşa. Kaşa aslında kaşta pek bir çeşit yok ama yine de yapacağız. Şöyle hüzünlü bir kaş yapacağım. Böyle üzülen, ağlayan. Aynen, fena olmadı. Sinirli bir kaş yapacağım. Kaşlarını çatmış böyle. Ve böyle hayırdır gibisinden bir kaş yapacağım arkadaşlar. Birkaç yukarıda, bir tanesi de alttan. Bir tane arkadaşlar şaşırmış gibisinden bir kaş yapacağız. Yani hem şaşırmış hem üzülmüş gibi bir şey oldu bu. Yani gayet güzel oldu. Hemen bunu sıralandırın. 1, 2, 3 ve 4 tane oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim erkeklerde saça ve kızlarda saça. Hemen şuraya saç yazalım ve E koyalım. Ve arkadaşlar ilk önce bir şu kafa tasımızı bir çizelim arkadaşlar. Daha sonra saçlarımızı yerleştireceğiz. Hemen başlayalım. Şu arkadaşlar uzun bir saç yaptık. Tabii şimdiki yapacağım saç biraz daha uzun olacak. Böyle önlere doğru gelecek. Bayağı havalı olacak. Bu arada arkadaşlar daha fazla çizim dersleri videosu gelmesi istiyorsanız da videolar katabilirsiniz. Evet arkadaşlar gayet güzel bir saç oldu. Son saçımız da biraz yukarı doğru sanki dikmiş gibi olacak ama gerçekten güzel olacak diye düşünüyorum. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi de kızlarda saça gelelim. Saç yazalım ve K harfimizi koyalım. Şimdi hemen başlayalım. Öne gelen bir saç arkadaşlar. Tatlı bir saç yapacağım bunda. Güzel olacak. Bu kızımız galiba yağmurda ıslanmış. Öyle olması gerekiyor çünkü saçları full önde. Bunda da gayet normal. Saçları uzun, biraz dalgalı bir kız yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Şimdi burada bayağı küçük gözüküyor biliyorum. Ama şimdi birazdan kağıda geçtiğimiz zaman gayet güzel gözükecek. Şuraya kız, buraya erkek karakterimizi yapacağım. Erkek yazalım. Şuraya da kız yazalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ne yapıyorduk? Hemen başlayalım. Yuvarlağımızı çiziyoruz. Şunları arkadaşlar numaralandırmayı unutmuşuz. Hemen numaralandıralım. 1, 2, 3. Şuraya da aynı şekilde. 2 ve 3. Şimdi kız ve erkeğimizin kafatasını oluşturmak için yuvarlaklarımızı oluşturduk. Şimdi çene yapısı için arkadaşlar şu tam ortadan bir çizik oluşturuyoruz. Arkadaşlar kızların çenesi biraz daha küçük. Yani bunu dikkate alarak yapacağım. Bu çene yapısını biraz daha geniş yapacağım. Şimdi arkadaşlar göz yerlerini belirleyeyim. Göz yerleri burada. Yok biraz daha aşağıda. Burun yeri burada. Ağız yeri de burada arkadaşlar. Hemen bir gözümüzü yerleştirelim. Hangi göz olsun? Ben arkadaşlar burada şu 4 numarayı seçmek istiyorum. 4 numarayı aynen buraya yerleştireceğim. Evet, tabii arkadaşlar siz istediğiniz numarayı seçebilirsiniz. O size kalmış. Eğer bu arada hani siz de yapabildiyseniz bu videodan özenip Facebook grubumuza paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kaşları nasıl yapalım biliyor musunuz? Kaşları da şöyle hayırdır yani değişik ne oldu falan gibi arkadaşlar. Şöyle bir kaş yapalım. Aynen. Gayet çok güzel oldu arkadaşlar. Ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim buruna. Burnu da şöyle aynen. Burnu da arkadaşlar birinci kısım gibi yapabiliriz. Aynen şuraya. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Daha sonra ağzı yapalım. Ağızda da aynen ağızda arkadaşlar şu 4 numara yapabilirim. 4 numara. Hem böyle düz, böyle bir şekilsiz bir ağız ama hem de gülen. Değişik bir şey yapacağız. Aynen ya, fena olmadı arkadaşlar. Gayet güzel oldu bence. Şimdi
Daha sonra arkadaşlar gelelim saç kısmına. Burada da ben hangisi seçeyim? Aynen. Şu arkadaşlar 2 numaradaki saç böyle havalı duruyor. Önlere doğru gayet ben çok güzel duran bir saç. O yüzden onu bir seçeyim. Şöyle önlere doğru geliyor. Arkadaşlar gayet güzel bir basit ve güzel anime karakteri arkadaşlar oluşturduk. Şimdi gelelim bayan kız arkadaşımıza. Şimdi gözün hangisi yapalım? Gözün arkadaşlar şaşırmış bir göz yapacağız arkadaşlar. Ama dikkate almamız gereken bir şey var. Ne? Kız arkadaşlar yaparken gözlere kirpik yapacağız. Bu arkadaşlar kirpik olursa daha çok kıza benzer. Hemen gözlerimizi bir şuraya çizelim. Gayet güzel oldu. Kirpikleri de yapalım. Ve çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz da utanmış olması için şöyle birkaç çizik yapalım şuraya. Aynen gayet güzel oldu arkadaşlar. Burun olarak da burnu buraya yerleştireceğim için arkadaşlar. Burnu da şöyle minik bir burun yapacağım. Gayet güzel oldu. Daha sonra arkadaşlar ağzı hangisi yapalım ağzı? Ağzı arkadaşlar huysuz mu yapalım mutlu mu yapalım? Bak bunu çok düşünebilirim. Arkadaşlar biraz huysuz yapalım ya. Bu sefer de şık olsun arkadaşlar. Altıyı yapalım. Şöyle bir şey arkadaşlar. Huysuz olsun. Daha sonra arkadaşlar saçları da bak bunu düşünmek lazım. Saçları da arkadaşlar birinci gibi yapalım. Birinci saç benim hoşuma gitti arkadaşlar. Öyle bir saç deneyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar animeye yeni başlayanlar için böyle bir video hazırladım. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Gerçekten basit ve yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.